Maç gününe başlıyoruz sevgili seyircilerimiz. İki kıymetli dostumuz Hayri Beşer ve Serdar Sarıdağ. Biz konuşacağız ama sözü hemen Samsun'a bırakalım. Furkan orada, İstanbul'a nazaran Samsun'da güneşli bir hava. Tabii meteoroloji ne diyecek bilmiyorum, onu bir sorarız ona da. Beşiktaş şu anda otelden hareket edip stada doğru geçiyor. Maç 16'da, söz Furkan'da. Aykut'unca çok teşekkürler. Samsun'dan mutlu pazarları yayınlar. Beşiktaş kafilesi çıkış yapmak üzere. Ben Ege'den rica edeyim, biraz daha takım otobüsüne dönsün. Ben de notları aktarayım. Kafilenin Beşiktaşlı futbolcuların büyük kısmının takım otobüsündeki yerlerini aldığını söyleyelim. Teknik direktör Rıza Çalınbay da ekibiyle beraber takım otobüsünde. Burada siyah beyazlı taraftarlar Beşiktaşlı futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmek için buraya gelen taraftarlar da var. Mücadele saat 16'da başlayacak. Beşiktaş Milli Araya yeni teknik direktörü Rıza Çalınbay ile beraber Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek moralli girmişti. Siyah beyazlılar zorlu bir süreç. Ligde arka arkaya çok zorlu maçlar var. Samsun deplasmanında Milli Ara dönüşü Beşiktaş kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor siyah beyazlılar. Önemli eksiklerle geldi buraya Beşiktaş. Kafilede çok sayıda eksik futbolcu var. Milot Rashica, Erik Bayi, Salih Uçan, Jino Nane ve Yakup Arda sakatlıklarından dolayı takımla beraber Samsun'a gelmedi. Bugünkü Samsun Spor, Yılpor Samsun Spor maçında forma giyemeyecek bu isimler. Anterevic, Rams Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşmüştü. Hırvat futbolcu da son haftaların formda ismi Anterevic, o da Samsun Spor mücadelesinde yok. Daniel Amarty, Raşit Gezal ve Bahtiyar Zaynutdinov sakatlıklarını atlattı. Bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar ama henüz tam olarak hazır olmadıkları için bu üç futbolcu da Samsun'a takımla beraber gelmedi. İyi haberler de var Beşiktaş'ta. Milli arada sakatlıklarını atlatan üç isim. Vensan Abubakar, Cenk Tosun ve Arthur Masuaku sakatlıklarını atlattı. Uzun zamandır formasından uzaktı hem Abubakar hem Cenk hem de Masuaku. Bugün teknik direktör Rıza Çalınbay'ın görev vermesi halinde bu isimler de forma giyebilecek. Uzun bir aradan sonra formasına kavuşmayı bekliyor bu üç futbolcu da. Biz Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini aktaralım. Artık kısa bir süre sonra da, yaklaşık bir saat sonra tabii resmi 11 de belli olacak siyah beyazlarda. Ama biz bu deplasmanda, bu zorlu deplasmanda Rıza Hoca'nın, Rıza Çalınbay'ın şu 11'le sahaya çıkmasını bekliyoruz. Kalede Mert'i göreceğiz. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Valentin Rozier, sol tarafında Masuaku, stoperde kaptan Necip'le beraber Omar Koli. Önlerinde orta alanda ise Amiraj Ahmetović, Jetson Fernandez ve Salih'in yokluğunda bugün Chamberlain'in 11'de başlamasını bekliyoruz. Hücumun sağ tarafında özellikle kanatlarda eksik isimlerden dolayı Rıza Hoca'nın hafta boyunca denemeler yaptığını biliyoruz. Bugün maça sağ önde Tayfur, sol önde Jackson Muleka ve santrafor mevkiinde bugün Beşiktaş'ın Abubakar 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Kulüp personeli de tabii burada siyah beyazlarda. Başakşehir maçı ile beraber Rıza Hoca, Rıza Çalınbay yeni bir başlangıç yapmıştı. Beşiktaş galibiyetle başlamıştı. Artık yavaş yavaş çıkışını tamamlayacak siyah beyazlı kafile ve maçın oynanacağı yeni 19 Mayıs Stadyumu'na geçecek. Beşiktaşlı futbolcular içeride kalan son isimler. Tayfur ekranlara geldi. Onlar da artık takım otobüsündeki yerlerini aldı. Kapı kapanacak ve kısa bir süre sonra da artık Beşiktaş kafilesi stadyuma doğru geçecek. Mücadelenin saat 16'da başlayacağını bir kez daha tekrar edelim. Kritik mücadelede Abdülkadir Bitigen görev alacak. Samsun Spor deplasmanında Beşiktaş çıkışını yakalamayı, sürdürmeyi hedefliyor. Güzel bir hava var Samsun'da. Hava durumu tahminlerinin aksine bugün güzel, güneşli, yazdan kalma bir hava var. Adeta Karadeniz'in incisi Samsun'da. Maç saatinde de güzel bir hava olmasını bekliyoruz. Keyifli bir mücadele futbol severleri Samsun'da bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş Samsun deplasmanında 3 puan arıyor. Kafile stadyuma doğru geçecek artık. Takım otobüsünde ekip, teknik ekip, futbolcular yerlerini aldı.
güvenlik güçleri eşliğinde, polis eskortu eşliğinde Beşiktaş kafilesi yeni 19 Mayıs stadyumuna geçecek ve evet artık kapılar kapandı. Otobüs hareket etti. Beşiktaş kafilesi çıkışını gerçekleştiriyor. Siyah beyazlar burada çok az sayıda Beşiktaş taraftarı da var. Az önce bağlantının başında ifade etmiştim hatıra fotoğrafı çekilmek için buraya gelen siyah beyazlı taraftarlar. Ben yavaş yavaş artık yayınımı toparlayayım. Samsun Spor cephesinden de çok kısa şu bilgileri paylaşalım. Son iki karşılaşmasında daha önce Samsun Spor Hatay Spor'u ve İstanbul Spor'u mağlup edip ardından geçtiğimiz hafta Pendik Spor'u mağlup olmuştu. Markus Gisdol ve öğrencileri de bugün Beşiktaş karşısında kazanarak yeniden bir seri yakalamayı hedefliyorlar Süper Lig'de. Onlar da iki isim Dimata ve Fofana'nın durumları maç saatinde belli olacak. Güzel bir hava, taraftarların da maç ilgisi oldukça yüksek. Neredeyse kapalı gişe olacağını ifade edelim Samsun Spor Beşiktaş mücadelesinin. İstanbul'dan gelen çok sayıda Beşiktaş taraftarının da olduğunu bilgisini verelim. Biz yine ilerleyen saatlerde buradan Samsun'dan yansıyanları Aspor'da aktarmaya devam edeceğiz deyip ben sözü tekrardan stüdyoya bırakayım Aykut İnce. Spor Adana Demir Spor maçı saat 13.30'da başladı. Hakikaten mükemmel bir karşılaşma izliyoruz burada stüdyoda. Yanı sıra yine saat 16'da Antalya Spor, Çaykur Rizespor, Samsun Spor, Beşiktaş karşılaşmaları var. Ve akşamın maçı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük. Hemen Engin Can'a bir gidelim, bize detayları versin. Sonrasında biz burada stüdyoda oynanan maçları ve oynanacak olan maçları değerlendireceğiz. Söz Engin Can'da. Aykut İnce, Samsun'a nazaran İstanbul Kadıköy'de çok soğuk bir hava hakim. Ortalama sıcaklığın 6 derece olduğunu söyleyebiliriz. Meteoroloji günden öncesinde uyarmıştı zaten. Pazar günü olası bir kar yağışı bekleniyordu. Kar yağışı yok ama o kar yağışının gölgesinde soğuk bir hava hakim olduğunu söyleyelim. Ülker Stadyumu'ndan tekrardan mutlu pazarlar, iyi yayınlar dileyelim. Trendyol Süper Lig sezonun 13. haftasında saatler 19'u gösterdiğinde Fenerbahçe'nin konuğu Vavakars Fatih Karagümrük olacak. Fenerbahçe milli takım ara öncesi zorlu Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık skorla ayrılmıştı ve 1 puanın sahibi olmuştu. Milli araya lider bir şekilde girmişti Fenerbahçe. Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamayan İsmail Kartal'ın öğrencileri bugün 3 puana alıp Vavakars Fatih Karagümrük karşısında 3 puan alıp tekrardan liderliği ele geçirmek istiyor. Konuk takım Fatih Karagümrük ise ligde oynadığı 12 maçta 4 mağlubiyet, 3 galibiyet, 5 beraberlik alarak 13 puanla 14. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de sakat oyuncular var. Fenerbahçe'de Beka ve Serdar Aziz ameliyat olmuştu ve bu ameliyat olduklarından dolayı da bugünkü maçta forma şansı bulamayacaklarını söyleyelim. Jiku ise dün geçtiğimiz hafta bireysel antrenmanlarına devam etmişti. Fred ise takımla beraber çalışmadı. Takımla beraber çalışmadığını söylemiştik. Antrenmanın birinci bölümünde takımla beraber çalıştı. Fakat ikinci bölümünde yani taktik antrenmanda yer almadı Fred'in. Fred'in Sivas Spor maçında daha dinamik şekilde forma şansı bulmasını bekliyoruz. Peki bu sakatlıkların gölgesinde Fenerbahçe nasıl bir 11 ile çıkacak? Kalede Livakovic, savunmanın sol tarafında Ferdi, sağ tarafında ise Mert'in oynamasını bekliyoruz. Uzun bir aradan sonra Mert'in oynamasını bekliyoruz. Ortalarında Samet, Osterwold'e önlerinde ise İsmail ve Crespo. Bizler Zayt demiştik ama Crespo, Zayt dünkü antrenmanın son antrenmanında çıkmadığını da söyleyelim. İsmail ile Crespo'nun oynayacağını söyleyebiliriz. Ortalanda 10 numara bölgesinde Şimanski, sol tarafta Tadic, sağ tarafta İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'nin gol ayağı ise Edin Dzeko olacak. Konuk takımda ise Ditro, kaleci Ditro'nun yaklaşık 3 haftadan beri bir sakatlığı vardı. Kalede onun yerine Emre'nin savunmanın sağında. Biraşçı sol tarafında Levent, ortalarında Dresevic ve Keçer'in de önlerinde ise Feguli. Önlerinde Feguli olacak. Orta alanda sağ tarafta eski bir Fenerbahçeli Nazım Sangare. Sol tarafta Can. Ortalarında Eyserik ve Rohden. Forvet'te ise Güven Yalçın'ın oynamasını bekliyoruz. Maçın hakemi Arda Kardeşler. Dediğimiz gibi yayın başında çok soğuk bir hava var. Maç saatinde de bu havanın artık yavaş yavaş da 4 derece, 3 derecenin olmasını meteorolojik planlamalara göre 3 derece, 4 derece olmasını bekliyoruz. Bizler gelişmeler oldukça kameraman arkadaşım Barış Ütseven de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Sözü tekrardan size bırakalım. Devam ediyoruz. Kayseri Spor 0, Adana Demir Spor 0. Az önce Atama oyundan çıktı. Bir sakatlık yaşadı Kayseri'de ama şöyle söyleyelim, hakikaten güzel bir karşılaşmaya tanıklık ediyoruz. Kayseri'de iki futbolu iyi oynayan takımın mücadelesi. 39. dakika 0-0. Tabii akşamı da
uzun uzun konuşuruz. Bir hoş geldiniz diyeyim tabii. Hoş geldin Ayla, hoş geldin hoş Serdar. Bulduk, hoş bulduk Aykut. Şimdi Kayseri-Adana maçı beraber izliyoruz. Zaten 16'daki maçları da oturup konuşacağız. O ayrı ama iki takımın da iyi kadroları var. İki takımın da iyi oynadığını, cesur antrenörleri var. Bir tarafta Hollandalı, Kluivert. Diğer tarafta Recep Hoca. Ümraniye'de yapmak istediklerini yapamadı ama iyi bir kadroya şimdi sahip. Ben bakıyorum Kayseri tribünlerinde az boşluklar var. Yani iki güzel ilimizin güzel maçı oluyor ve adlarına yakışır bir maç oluyor abi. Kesinlikle öyle. İzleyebildiğimiz süreç itibariyle de ev sahibi Kayseri Spor'un çok etkili olduğunu gördük. Net gol pozisyonlarına da girdiler. Özellikle Boğamorte'ye. Evet, Boğamorte'nin değerlendiremediği pozisyon, çapraz pozisyonda. Onun öncesinde de kalecinin çıkardığı bir pozisyon vardı. Kayseri Spor daha ciddi anlamda oyunu force ediyor. Adana Demirspor ise oyunu tutmaya çalışıyor. Düşük tempoda rakibinin üzerine gitmeyi düşünüyor. Sete yerleşiyor. Ve şu ana kadar da pozisyon çıkarabildiğine şahit olmadık Adana Demirspor'un. Ki Adana temsilcisi hakikaten çok etkili bir kadroya sahip. Senin de altını çizdiğin gibi. Kayseri Spor'un da kadrosu oturdu. Ev sahibi olmanın avantajını kullanıyorlar ama burada iki takım arasında sanki bir istek farkı, bir iştah farkı var. Şu ana kadarki süreçte benim görebildiğim bu. Ama yakalanırsa kazanırsa sürpriz olmaz ama ya. Öyle de bir maç yani. Kesinlikle olmaz. Çünkü o fırsatları siz değerlendiremiyorsunuz. 3 fırsat, 4 fırsat değerlendiremediniz. Rakibiniz bir gol attığı zaman geriye düşebilirsiniz. Futbolun doğasında olan bir şey. O yönüyle de bence ilginç bir karşılaşma izliyoruz Aykut. Serdar, yani ben öyle bir maç izliyoruz ki dediği gibi Hayri abinin. Kim kazanırsa kazansın sürpriz olmaz. İkisi yani, de denk. İkisi de güçlü. İki hoca da akıllı. Tribünler şahane. Daha ne olsun? Valla Kayserispor kendi evinde oynuyor. Saha çok güzel. Buradan zemin, kale hariç iyi gözüküyor. Kale önleri. Tam onu söyledim. Kameraman sana şaka yaptı. Gündüz maçı ayrı bir keyif veriyor. Onu söyleyeyim. Dün bir tane gündüz maçı oynadı Premier Lig'de. Hangi maçtı? Bu arada bir Adana Demirspor atağı. Şimdi Kayserispor çıkartmak istiyor o topu. Yeniden Adana Demirspor atağı tazeliyor. Yusuf Erdoğan ceza sahasına doğru aktardı. Orada topu dışarı gönderiyor Kayserisporlu oyuncular. Dün 4'te oynanan maç, söylüyorum, Manchester City Liverpool maçı. Bak, maça bak. Yani haftanın maçı diyebileceğiniz maç 4'te oynandı. Ben de böyle gündüz maçları görünce takımın ismine hiç bakmıyorum Aykut. Direkt dalıyorum, mutlaka öyle ve böyle güzel geçiyor. Tribünler dolu. Yalnız Kayseri'nin son 15 dakika içerisinde kaçırdıkları inanılmaz. İnanılmaz. Ama Adana Demirspor dengeyi buldu. Yani dediği gibi Hayri abinin, bu tip maçlarda kim yenerse yensin sürpriz olmaz. Bu maçlar berabere bitse de evet dersin değil mi abi yani? Evet. İkisi de denk. Evet, doğru. Testinin biri kırılmadı. Ama şu da var. Kaybeden üzülür. Kaybeden çok üzülür hem de. Çünkü birbirini takip ediyorlar. İlk beşin içinde iki takım da. Yalnız bir tarafta tahtası kapalı bir takım. Hı-hı. Uzun bir süre kapalıydı. Doğru. Yani kaç transfer dönemi oldu kapalı diye hep denk geldi. Hoca değiştirdi, Çağdaş Hoca gitti. Diğer hoca. Tarafta tabii Murat Başkan alt ligden getirdi, farklı bir seviyeye çıkardı takımı. Ama bütçenin, yani tahtanın kapalı olması biraz da şunu gösteriyor bana. Takım istikrarı, bu pozisyon gol olabilir mi? Şimdi bir serbest vuruş kullandı Adana Demirspor. Kaleci topu yumrukladı. Evet, şimdi tabii gol olduğunda hemen Kayseri Demir maçını değerlendiririz, konuşuruz. Yani benim bir gözümde o karşılaşmada derken yine bir Kayseri Spor hata. Bir ara pas gole gidiyor sarı kırmızılar. Gravion araya girdi. Stoper Gravion tam zamanında bir müdahaleyle Gravion bir de sakatlık yaşadı. Evet. Gravion tam kale sahası içinde yerde. Kaleci Ertaç geldi, ona yardımcı oldu ama o müdahaleyi yapmasa, o dokunuşu yapmasa Kayseri Spor golü bulabilirdi. Yanılmıyorsam orada uzak Mamatiam'du galiba abi. Evet, ama orada hani avantajlıydı Gradiam ve yani çabukluğunu kullanarak tehlikeyi önledi. Şimdi tabii öyle bir maç ki hani
Başka konuya geçemiyorum. Şöyle Aykut. Kemenmiş az önceki pozisyona giren. Evet. Yalnız şunu vurgulayalım. Hani 5-10 dakika öncesine kadar Adana Demirspor oyunu tutmak isteyen, tempoyu yükseltmemeye özen gösteren taraf görüntüsündeydi. Şu anda biz karşılıklı bir oyunu izliyoruz. Gelgitli bir düelleye dönüştü. İki tarafta orta sahaları hızlı geçiyor. Aynı şekilde Adana Demirspor, Kayserispor'un isteğine ve temposuna karşılık vermeye çalışıyor. Bu da işte seni maçta alıkoyan unsur oluyor. Yani oyun daha da güzelleşti, bunu söyleyebiliriz. Evet, gelelim Samsunspor Beşiktaş maçına. Serdar'la başlayalım. Beşiktaş'ta çok eksikler var. Şimdi muhtemel kadro üzerinden gitmeyelim ama zaten bir sonraki saat dilimine resmi kadroda gelir. Beşiktaş bir taraftan kongre hazırlanırken diğer taraftan işin ehline bıraktılar takımı. Rıza Hoca'ya, tecrübeli bir isme bıraktılar. Yani şu anda Serdal Bey'le efendim Sayın Arat oraya bakmıyor şu anda takımın gidişatına. Elbette maçı izleyecekler, o ayrı, ama dediler ki Rıza Hocam sen bu takımın büyüğüsün. Sen ne dersen odur. Al sana takım, al sana Ümraniye. Şu anda istediğini yap. Ve bıraktılar. Ve bence seçime kadar da çok da takımı umursadıklarını ben düşünmüyorum. Kongreye odaklılar çünkü Hasan Bey'le, değil mi? Evet. Sayın Adalı. Rıza Hoca da, ipler onda. Ve Samsun. Samsun'un rakipleri de kazandı. Öyle mi? Evet. İstanbulspor kazandı mesela. Çok kritik bu hafta. Dolayısıyla Samsunspor'un alt tarafta cansiparane mücadelesi sürüyor. Onlar da kazanmak istiyor. Yani ikisi de öyle. Zor maç. İnşallah kaliteli bir maç izleriz. Değil mi? Böyle bol bol oyunun durduğu sıkıcı bir maç olmaz. Beşiktaş için neler söylersin? Ve tabii Yılpor Samsunspor için de birkaç görüş alıp devam edelim. Senle başlayalım. Sağ içini konuşacak olursak sıkıntılı bir süreç. Demin Furkan bağlantıda eksikleri ifade etti. Sakatlıktan yeni çıkan isimleri de ifade etti. Muhtemelen 11'i de, Aspor'un muhtemelen 11'i de getirtebilirsek ben de çok sevinirim. Çünkü ekrana bir getirirsek kafamda, muhtemeli. Kafamda değil de aldım. Yani getiririz, getiririz. Antrenman 11'ini evet. Geldi. Abubakar, Tayfur, Muleka. Rozye, Koley, Necip. Evet. Kalede Mert, Masuaku, Chamberlain, Jetson. Ben şöyle geçeyim, evet, sen rahat gör. Ya benim kale doğru, savunma doğru. Orta sahada Amir Jetson, hani son taktik antrenmanda denenene söylüyorum ben. Hı hı. Orta sahada Amir Jetson, Demir Ege Tıknaz. Chamberlain, Muleyka'nın yerinde solda. Muleyka, Abubakar'ın yerinde en uçta. Cenk Tosun da Tayfun'un yerinde en sağda. En son bunu denemiş. Ama tabii 11 resmi 11 mi? Değil tabii ki. Resmi 11, Furkan da söylediği gibi. Bu arada Adana Demirspor golü buldu değerli seyirciler. Kayseri'de Yusuf Erdoğan topu ağlara gönderdi. Çok kritik bir gole imza attı Yusuf Erdoğan. Kluivert ve kulübe büyük bir sevinç içerisinde. Gerçekten çok enteresan bir mücadeleye tanıklık ediyoruz. Ailton'un orta sahada kaptırdığı topta Yusuf Erdoğan ceza sahasına girdi. Pasını bıraktı. Bir çapraz vuruşta iki stoper yerde kaldı. Yusuf Erdoğan sonra bastı topun üzerine, döndü, vurdu ve topu ağlara gönderdi. Adana Demirspor deplasmanda Kayseri'de en yakın rakibi önünde 1-0 öne geçiyor sevgili seyirciler. Orada Mbaye Niang'ın ilk vuruşundaydı ve Yusuf Erdoğan dönerek kale sahası ön çizgisinin 1 metre gerisinde çaprazdan topu ağlara göndererek Demirspor'u şöyle söyleyeyim 45+3 gösterdi hakem. 45+2 de attı ve Demirspor'u bu golle öne geçirdi Yusuf Erdoğan. Tabii enteresan bir maç olacağını söyledik. Her an her şeyin yaşanabileceği bir karşılaşma olduğunu ifade ettik, dile getirdik. Dolayısıyla yorumcularımızın da sözünü sık sık kesmek durumunda kalacağı, çünkü öyle bir karşılaşmaya tanıklık ediyoruz sevgili seyirciler. Kayseri Spor 0, Adana Demirspor 1. İlk 20 dakika Kayseri Spor'un domine ettiği bir maç. Ama son 20 dakika, ilk yarıda son 15-20 dakika Kayseri Spor'u, Adana Demirspor'un çok baskılı olduğunu ifade edelim. Top orta sahada hiç görünmüyor. Çok çabuk 3. alana gidiyor iki takım da. Böylesine heyecanlı, böylesine
tempolu bir mücadeleye tanıklık ediyoruz. İkinci yarısı kesinlikle çok çok daha güzel bir karşılaşma olacaktır. Maçın hakeminde gözler ilk yarıyı birazdan bitirecek sevgili seyirciler. İlk yarı bir bitsin, sonrasında konuşacağız. Kadir Sağlam yönetiyor karşılaşmayı. Kayseri'de deplasmanda oynayan Demirspor Yusuf Erdoğan'la 45+2'de 1-0 öne geçti. Atamah sakatlandı. Arif Kocaman onun yerine oyuna girmişti Kayserispor'da. Mondium Kayserispor'da Atamah'ın iyi bir savunma oyuncusu olduğunu ifade edelim. Tabii o Atamah'ı kaybettikten sonra da zaten savunma derinliğinde hata yapmaya başlamıştı Kayserispor derken ilk 45 dakikayı bitirdi Kadir Sağlam Hoca. Demirspor ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor Kayseri deplasmanında. İkinci yarı bu maçı daha çok anlatırız sevgili seyirciler deyip Serdar Sarıdağ sözünü kestik, tamamlasın. Muhtemel 11'imizi ekrana verdi yönetmenimiz Bora Füsunoğlu. Şimdi ben bakıyorum da hafta içinde... Yani benim son duyduğum 11'de Abubakar yedek. Tayfur da yedek. Cenk Tosun'da Chamberlain solda, Cenk Tosun sağda, ortada Muleka. Öyle denenen 11. Denenen 11. Şimdi son 11'i bilmiyoruz. Ama Abubakar sakatlıktan çıktı. Ne kadar hazır? Belki ben İsmi Abubakar diye 11'de yeri garanti mi? Aslında bence garanti ama ismi Abubakar ama kendisi daha tam hazır değilse hamle oyuncusu olarak değerlendirmek çok mu daha doğru? Belki o da doğru olabilir, bilemeyiz. Peki şunu sorayım. Ya bu hafta içi işte gazetelerde veya işte Serdar Beşiktaşlılar, Beşiktaş takip eden muhabir arkadaşlarımız işte hoca nasıl 11 kuracak, çok sakat var, ne yapacak gibi böyle bir Beşiktaş taraftarını endişeye sürükledi. Haklı olarak sürükledi çünkü takım bu halde. Ama bir bakıyorsun şu an muhtemele ben şu an şok içindeyim. Hani diyorlar ki işte Rıza Hoca 11 kuramayacak. İşte basbayağı. Beşiktaş'ın çok böyle da iyi bir 11 var. 11 kuramamak gibi bir problemi olmaz. Ki burada arkadaşlarımızın hazırladığı muhtemel 11. Serdar revizyon yaptı son antrenmana dayalı olarak. Şimdi Serdar'ın söylediklerini dikkate aldığımız zaman o denli sakatlığa rağmen hani revizyon yapabileceğiniz bir 11 ile karşılaşıyoruz. Şimdi benim burada yadırgadığım nokta şu, onu en başta söyleyeyim Aykut. Şimdi Beşiktaş'ın savunmasında ilk 11'inde Necip'i bizim stoper olarak görmememiz gerekiyor. Anlatmaya çalıştığım şu, Necip o görev verildiği zaman onu layıkıyla yapamıyor değil. Elinden geleni elbette ki ortaya koyuyor. Çok da özverili oynuyor. İnanılmaz derecede saygıyı hak ediyor. Ama Beşiktaş kadroları planlanırken nasıl oluyorsa, nasıl bir mühendislik hatası yapılıyorsa biz sık sık Necip'i stoper alternatifi olarak ilk 11'de görüyoruz. Şimdi bu altını çizmek istediğim bir husus. Tamam, burada İşte Bailey'nin durumu, Amartya'nın durumu, Tayyip Talha uzun süredir sakat. Bunlar söz konusu ama yine de başka bir çözüm üretebilmeli Beşiktaş. Ayrıca şunu söylemek isterim. Yani Rıza Hoca Abubakar tam hazır değilse onu ilk 11'de oynatmayarak yedek oyuncu olarak bench'te tutarsa bunun eleştirecek bir tarafı olduğunu da düşünmüyorum ki hocanın böyle bir tasarruf hakkı olmanın ötesinde belki de doğru bir tasarruf olarak da değerlendirmeliyiz. Bir başka husus, Samsun yani, Spor'u da muhtemelen hazır tutalım. Bu kadar eksik söz konusuysa Cenk'i ilk 11'de görmeliyiz bir defa, bunu söyleyeyim. Ben Tayfur'un ilk 11 oyuncusu, hatta Beşiktaş oyuncusu olduğu kanaatinde değilim. İyi şeyler yapıyor, belki çalışıyor ama Beşiktaş oyuncusu olarak Tayfur'u göremiyorum. Onun altını çizeyim. Onun ötesinde şu gördüğümüz muhtemeldeki orta saha merkezi de bence aslında iyi bir orta saha merkezi. Beşiktaş'ın orada bence alternatifleri var. Yani eksiklere rağmen iyi bir merkez yine de çıkarabiliyor. İyi bir sol beke sahip, iyi sağ beklere sahip. Abubakar günündeyse iyi golcüye sahip, aynı şekilde Cenk'i de sayabiliriz. Yani Beşiktaş'ta çok fazla eksik var. Beşiktaş sürekli revire dönen takım olarak karşımıza çıkıyor. Ama Beşiktaş'ta gayet iyi bir oyuncu grubu da var. Bunu da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Yani tabii bu iyi oyuncudan verimi hocanın alması lazım.
Rıza Hoca geldiğinde dedi ki ya takım çok sakatları var. Çok Adele sakatlı. Valla geçen Serdar mı saydı tam emin değilim. Aşağı yukarı bir %80'i sakatların %80'i Adele. Yani demek ki çalışırken bir sıkıntı yaşanmış yani, gibi Hayri abi. Yani bu yüklemede ya da çok emin değilim. Bilemiyorum tabii. Kısaca şunu söyleyeyim Serdar'ın vereceği bilgiler olacaktır uzatmadan. Bu Beşiktaş'ın talihsizliği olamaz. Ya burada sorgulanması gereken bir durum söz konusu. Sağlık heyetini mi sorgulayacağız? Yoksa Beşiktaş'ın nasıl antrene edildiğini mi sorgulayacağız? Oradaki çalışma sistematiğini mi sorgulayacağız? Ama bu yıllardan beri devam eden bir durumsa hani bunu talihsizlik, bu işin doğası diye geçiştiremeyiz diye düşünüyorum. Rıza Hoca ile ilgili de şunu vurgulayayım. Sivasspor'da iken de takip ediyordum hocayı. Ligimizin tecrübeli isimlerinden bir tanesi. Önemli işler de yaptı. Saygıyı hak ediyor. Ama çok fazla mazeretlerle gündeme gelen bir teknik adam olabiliyor Rıza Hoca. Sakatları, eksikleri, şunları bunlar çok fazla vurgulardı. Beşiktaş'ta bunu yapmamasını temenni ederim. Yani eksiklerden değil artılardan yola çıkarsa bence oyuncu grubunu motive etmek açısından da daha doğru bir yöntem izlemiş olur. Ama orada durum tespiti yapıyor abi yani. Ona bir şey demiyorum ama ben Rıza Hoca'yı dinlerken yani Sivasspor'da sürekli işte transfer yapamadık eksiklerimiz var. Transfer yapamadık eksiklerimiz var. Yani bu repliğe dönüşmüş bir şeydir Rıza Hoca'nın işte basına yansıyan açıklamalarında. Yani bunun dışına çıkabilmesi lazım. Yani yoksa her takımda ortaya koyabileceğiniz bir mazeret var. Bir de büyük takım çalıştırıyor. Büyük takım oyunu diye bir şey var. Rıza Hoca'nın aslında buradaki geçişi nasıl yapacağı bence çok önemli. Yani tabii önündeki fikstür de önemli Rıza Hoca için şimdi. Bana Rıza Hoca için tabii ki fikstürden öte takımın bir an önce bir seri yakalaması önemli. Şimdi geçen maçta bir galibiyetim var ama oyun olarak tabii ki eksiklerinden dolayı da söyleyebiliriz. Çok tatmin etmedi. Bu maçta da bir galibiyet alınması durumunda ki önemli bir deplasman, önemli bir takım ve çıkış yakalayan bir takım. Çok daha farklı havaya sokar tabii ki bütün takımı. Yani Rıza Hoca'nın ihtiyacı olan asıl bu. Takımı bir havaya sokabileyim. Devre arası transfer dönemine kadar bu havayı yakalayabilirsem, eğer puan farkı da çok yüksek değilse, çok açık değilse, oyundan, takımdan gönderilecek isimler, takıma katılacak isimlerle biz yeni bir ekole geçebiliriz, yeni bir sayfa açabiliriz diye. Çünkü travmatik bir durum var. Yani Adale sakatlıkları var, doğrudur. Kas sakatlıkları var, doğrudur. Darbeye bağlı sakatlıklar da var, doğrudur. Ama burada en önemli nokta psikolojik sakatlık. Yani psikolojik olarak yaşanan sakatlığın tedavisi, rehabilitasyonu, geri dönüşümü çok kolay olmuyor. Bunu da ancak galibiyet serisiyle yok edebiliyorsun bu psikolojik sakatlıkları, psikolojik çöküntüleri. Rıza Hoca'nın en çok ihtiyaç olduğu nokta bence bu. Yani takım içerisinde mesela Gezal gibi kreatif bir oyuncunun eksikliği, olmayışı, bir varoluş, bir olmayışı, Bailey gibi ya bu adam diğerlerinden daha iyi dediğimiz anda yeniden boyun tutulması gibi, neredeyse çay içerken bile sakatlık yaşayabilen oyuncular gibi bir oyuncu. Bazı oyuncular öyle çay içerken boynu tutulur. Madem Beşiktaş taraftarlar artık biz Gezal'ı unuttuk abi diyorlar yani. Beşiktaş taraftarı... Mümkünse artık devre arası gitsin diyor. Çünkü yani sakat abi olmuyor yani. Hoca Beşiktaş taraftarı haklıdır. Ama bir yandan da haksızdır. Bunu herkes için söylemiyorum. Şu transfer dönemlerinde ne olursunuz yönetimlere oyuncu transferi baskısı yapmasınlar. Bak şu baskıyı yapsınlar. Keşke onu anlayın. Ya almayın bu adam iyi değil. Niye alıyorsunuz falan deseler mesela. Örneğin. O ayrı bir nokta. Ama Gezal Ahmet Nurçebi'nin çok da böyle sindiri sindiri imzaladığı bir kontrat değildi. İlk geldiği yıl mı? Hayır ikinci. Hmm. Kiralık geldi. Adam çok iyi. Şampiyonluk geldi. Uzatalım ama sakatlık riskleri var. Bu kadar para vermeyelim. Bak Galatasaray'a gidecek. Korkusu, endişesi, taraftar bu baskısı buralara getirdi. Çok karışmayacaksın. Sen taraftarsın, doktor değilsin. Onun raporlarını bilmiyorsun. Onun risklerini bilmiyorsun. Bugün Lianco'nun iptal edilen transferindeki sakatlık riski var ya sakatlık riski. Gezan'ın sakatlıkları yanında hikaye. Bak Gezan'ın sakatlıkları yanında hikaye. Bir sivilce gibi kalır onun sakatlık riski. O daha büyük sakatlık riski olan Gezal'la o kontratı yaptın. Daha minimum bir sakatlık riski olan Lianco'yla o kontratı yapmadın. Yanlışlıklar burada. Gezal geçmiş olsun. Ben Gezal olsam bana iyi bir teklif olmadığı sürece yerimden kıpırdatmam. Aha oturuyorum burada. Gel götürün beni dersin. Geçmiş olsun. O kontrat gitti. O parayı vereceksin. Vallahi şimdi bakıyorum da muhtemelen bizim
verdiğimiz muhtemelen. Şimdi Chamberlain diyorsun, Jetson diyorsun, Amir. Hadi burada bir de Salih yok. Yani Chamberlain'in kariyerini mi tartışacağız? Jetson'un ortaya koydukları. Yani bir 11 zor çıkartır falan deniliyordur. Baspa ya. Hocam çok bak Hayri abinin dediği gibi bu takımda Beşiktaş'ın futbolcusu olmayacak çok isim var. Ha, o başka. Bir pasaport, 3 Türk bundan dolayı. Eğer burada örneğin bazı Türk oyuncular pasaporttan doğru giriyorsa girmek zorunda. Ben bunu oynatmak zorundayım pasaporttan. Evet Beşiktaş'ın Türk futbolcusu değil. Öyle diyorsan Demir Ege'yi oynatacaksın. Semih Kırısoy'u oynatacaksın. Bak Kayseri maçı değil mi? Kim var Kayseri'nin orta sahasında? Beşiktaş'tan giden Kartal Kayra Yılmaz. Aynen. Kötü mü? Amir'den daha iyi. Çok da iyi. İyi oynuyor yani. Bence Amir'den daha iyi. Yani Amir de kötü değil de. Ya kötü de bence daha iyi. Yani o oynuyorsa ben bu çocuğu niye kiralıyorum? Amir bana böyle oynayacağız. Bütün planlamalar hepsi yanlış. Serdar Saatçi. Gidiyor mu? Şey... Bir dakika. Serdar Saatçi'yi tutacaksın. Bak tutacaksın Serdar Saatçi'yi. Şeyi de tutacak mıydın? Bu faslı stoper gitti. Onu tutamazdın. Hocayla sorun yaşayan adamı nasıl tutacaksın ki? Hocayla sorun yaşayan... Hocam belki sen bırak... Rıza Hoca sayısı çok iyi anlaşacaktı. Ya hocayla sorun yaşayan oyuncu tutamıyorsa ya Şenol Hoca gidecek ya o kalacak. İkisi de gitti. Öyle. Bak ikisi de gitti. Bunlar niye oluyor biliyor musun? Yönetimlerin en büyük hatası genel kaptanlık. Eskiden biz çocukken, lisedeyken Beşiktaş genel kaptanı, Galatasaray genel kaptanı falan diye okuyorduk ya Fenerbahçe genel kaptanı. Böyle adamlar vardı yönetimde. Futbol şube sorumlusu vardı ya da. Diğer adı da o. Da. Evet. Sportif direktörlüktür o. Tabii. Dernekler kanununu yönetilen kulüplerin sportif direktörü genel kaptan veya futbol şube öyle sorumlusudur. Neden orada o var? Patron o. Şimdi sen idari patronluğunu ve teknik patronluğunu aynı adama verirsen olmaz. Yani yönetimle hoca arasında veya futbolcu Mourinho'dan arasında... iyi bir idari direktör olmayabilir ama çok iyi bir teknik direktördür mesela. Örneğin. Sen bunu verirsen burada bir idari akıl bunları sorgulayamazsa bu adamlar nasıl? Bu planlama nasıl yapılıyor? İşte ortaya böyle aşure gibi bir şey çıkıyor. Şimdi yeni yönetim adayları. Efendim işte bak, Hasan Bey bak, ve Serdal Bey. Bak, bir taraf Mehmet Özdilek, şimdi, diğer taraf Samet Aybaba diyor değil eski mi? Eski yöneticilerden Doğan Küçükemre bir tweet paylaşmış. Metin Feyyaz Uçar var. Rıza Çalınbay var. Samet Aybaba var. Mehmet Özdilek var. Gökhan Keskin var. İki adayın girdiği yarışmanın neticesinde ortaya çıkan tablo. İşte Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün futbol aklı. Beş tanesi sadece. Daha da var. Senin bu kadar akılın varken sen gittin tek adamını getiriyorsun. Futbol aklı konusu. Samet Hoca kulağı çınlasın. Sevgili abimiz Atibaları getirdi, onları getirdi, bak, bunları getirdi. Ne bir yaptı şey daha takım? Söyleyeceğim. Bir tane daha isim var. O da zaten mevcut kulüp yapısı içerisinde. Ulvi Hoca. Ulvi Hoca çok bilgilidir. Çok merak ediyorum Ulvi Hoca'nın kapısı çalındı mı hiç? Ya hocam sen kimi izliyorsun? Bir tane adam söylesene bize denildi mi? Vallahi Gökhan Keskin Hoca. Biz burada arkadaşımız diye söylemiyoruz. Kulağı çınlasın hocamın. Gökhan abi. İnanılmaz genç oyuncu dosyası var biliyor musun Hayri abi? Ve Ümit biri de diyorsun ki işte şu oyuncu o biz onu izledik diyor. Ya şu bombaları falan izlemiş bir adam yani. Ne oldu da şimdi bu kadar eski İnanılmaz futbolcu yönetimlerin listelerine giriyor, oraya giriyor, buraya giriyor. Çünkü aklın yolu bir. Bir. Bak aklın yolu bir. Ben o gün Serdar Adalı'nın yönetim listesinde bulunan Metin Keçeli abiyle kahvaltı basın toplantısı. Ben liseye giderken Metin Keçeli'nin ismini okurdu Süleyman Seba yönetimlerinde. Böyle adamlar var bu kulüpte. Ne oluyor da hani böyle bir acayip değişimler, acayip kurumsal yapılanmalar, acayip böyle rüyalar. Senin ya, kendi bak önce Real Madrid'in bir geleneği var. Tamam Real Madrid dünya standartlarında kulüp ama geleneklerinden kopmayan bir kulüp. Efendime söyleyeyim Barcelona öyle, Bayern Münih öyle. İşte efendime söyleyeyim Manchester United, Liverpool falan böyle. Biz onları taklit ederken kendi geleneklerimizden kopuyoruz. Hayatımız Premier Lig olmuş. Tamam onlar kurumsal tarafı önemli ama sen onları Metin Ali Feyyazlar'la gideceksin. Beşiktaş'ta. Böyle bir rüya yok. Adam geceleri yatarken Premier Lig seyrediyor. Sabahleyin kalkıyor Beşiktaş'a o modeli nasıl sokarım diyor. O modele sokamaz. Bir de işin, senin yoğurt yiyişin farklı. Dediği çok doğru abi. İşin trajikomik tarafı bir Süper Lig'de bir ara Beşiktaş nasıl övünüyordu? Her yerde Beşiktaş kökenli antrenör var. Tabii evet, sadece vardı. Süper Lig'de değil bak. Birincilik yoğundu. Var. İkincilik. Recep Çetin Hoca kulağı çınlasın.
Ziya evet. Hoca. Ziya Hoca. Ziya Doğan Hoca. Ziya abimiz. Efendim tabii yani birçok işte. Mehmet Rasim Hoca. Kara Hoca. Hani doğru şimdi. Doğru. Federasyondaydı. Şimdi, o anlamda söylüyorum. Kaleci. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir başka nokta daha var. Onun da altını çizelim. Yani sportif direktörlük müessesesi bizde oturtulamayan müessese. Altyapıda daha... Zafer Öğer var. Oo Zafer abi. Kaleci departmanı başında. Beşiktaş'ın eski kalecilerinden. Ya istismar edilen bir müessese. Şimdi neyi görüyoruz biz? Bu müessese kullanılırken yani buna evet öykünüldü, bakıldı. İşte Almanya'daki uygulaması, İngiltere'deki uygulamaları vesaire. Ama bizde olmadı. Niçin olmadı? Çünkü sportif direktör bir noktadan sonra teknik direktörün üzerindeki bir demokrasinin kılıcına dönüşüyor. Şimdi yanılmıyorsam Serdar Adalı'nın taahhütlerinden bir tanesi. İşte göreve geldiği zaman Mehmet Hoca'ya sportif direktörlük görevi verecek. Şunun bir defa kamuoyuna deklare edilmesi gerekir. Diyelim ki Rıza Hoca ile işler yolunda gitmedi. Biz asla ve kat'a Mehmet Özdilek'i Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak görmemeliyiz. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Yani toptan bir şeyleri, değerleri öğütme sürecine giriyorsunuz. Şimdi az önce sayılan isimler çok iyi. Metin Ali Feyyaz zaten bir... Ayıp size diyor. Sergen Yalçın'ı unuttunuz diyor. Doğru. Ayıp bize. Sergen Hoca şampiyon yaptı takımı. Sergen Yalçın'ı hep her zaman başka bir şeyde, konsepte anmak gerektiği için belki unutmuş olabilir. Beni ayıplıyor, sizi değil. Benim hatam. Aklıma gelmedi. Şöyle, şimdi bu isimlerden tabii ki faydalanmak lazım. Yani hele de bunlar futbolla iç içe yaşıyorlarsa... Mehmet Ekşi de var, bak onun başı, altyapının başında. Yani bence... Mehmet şey doğru. Ekşiler, Necdetler, yani Samet Hoca'ydı, Ulvi ile ikiliydi onlar. Beşiktaş'ın eski stoperleridir. Şimdi söylemek istediğim şey, bu isimlerden faydalanmak gerekir ama bir taraftan da bu isimleri yıpratmamak da gerekiyor. Yani siz şimdi değerlerinizi aşağı çekiyorsunuz, sonra ne oluyor? Yıpranan o isimin Beşiktaş'a ve hatta Türk futboluna faydasını elinden alıyorsunuz. Şimdi düşünelim, Rıza Hoca Beşiktaş'ı kaç yıl önce çalıştırmıştı? 18 yıl mı? Yanılmıyorsam öyle bir şey. Evet. Ya 18... Yani tam rakamı hatırlamıyorum da o civardadır. Ya 18 yıl mı geçmeliydi? Şimdi... Yani şimdi Rıza Hoca gibi bak oyunculuğu istikrar, insanlığı istikrar, teknik direktörlüğü istikrar ve başarı olan çok çalışkan bir karakterin Beşiktaş'ta 18 yıl sonra görev alabilmesi işte bu değerleri yıpratma sürecinin getirdiği bir sonuçtur. İşte buna dikkat ederek o yapılanmayı sağlıklı bir şekilde oturtmak gerekir. Yoksa yine aynı kısır döngü içerisinde aynı. Devam ederiz. Peki sorum şu. Bir tık öteye götürelim. Şimdi biraz daha yukarıya çıkartalım konuyu. Şimdi bu yönetim 1,5 yıllık yönetim. 1,5 yıllık yönetim attı. Tam isabet bulması lazım. Yani 12'den vurması lazım. Dolayısıyla kim gelirse gelsin o 1,5 yılı eğer hedefi vurursa bir sonraki seçimi de garanti altına alacak. Yani hadi bu dönem geçti de biz yarışmacı takım mı olmalıyız, geliştiren bir takım mı olmalıyız? Şimdi bu saydığımız isimlerin hepsi bu kulübe bir akıl koyacak ve geliştiren isimler bunlar. Gökhan Keskin, değil mi? Samet Aybaba, Metin Özdilek, değil mi? Ulvi Hoca diyorsun. Şimdi bu isimler biraz da olayın geliştirme pozisyonunda. Öyle mi? Evet. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Belki Serdar'ın daha fazla söyleyecekleri olur bu hususta. Ya neyi biz gözlemliyoruz başarıda? Oyuncu grubunda istikrarı sağlarsanız başarı bir noktadan sonra geliyor. Sizin kapınızı çalıyor. Buyurun işte size Kayserispor örneği. Tahtası kapalı olduğu halde bu takım bu ligde tutundu. Önemli takır takır işler oynuyor. Yaptı. Evet. Güzel bir örnek. Aynı şekilde şimdi Beşiktaş... Geçtiğimiz sezon hani kadro olarak çok da albenili bir durumda değilken işte bir Abubakar transferi, Şenol Hoca'nın göreve gelmesi. O takım ikinci yarının lideri olarak sezonu tamamladı. Son maçta hatalar yapılmasa ligi için ikinci sırada tamamlayacaktı. Şimdi şuna dikkat edilmesi gerekiyor. İki şeye Aykut bence. Bir, yani iyi transferler yapmak tabii ki önemli ama bir taraftan da kadro istikrarını sürdürebilmek. İşte baştan söylediğin gibi Sice elde tutulabilseydi, Redmond elde tutulabilseydi. İşte ya çok fazla değil yani bir iki tane oyuncu belki elde tutulabilseydi Beşiktaş'ın şu andaki ligdeki durumu daha farklı olacaktı. Ve
şu anda Beşiktaş'ın kadrosunu sayarken, işte revire dönmüş bir takımdan bahsederken bir taraftan da iyi oyunculardan bahsettik. Şimdi Chamberlain var Beşiktaş'ın kadrosunda. Redmond'ın yapabileceklerini yapabilecek potansiyele sahip mi? Sahip. Yani Beşiktaş'ın başına gelecek olan yönetimin işi aslında sanıldığı kadar zor değil. Bir defa mevcudun, bak mevcudun kalibresi yüksek oyuncu grubunu mevcuttaki elde tutacaksınız. Ama bu saydığın isimlerden faydalanırken, hani bir güzel söz var ya, asıl olan ahenktir. O ahengi sağlayamazsanız tam tersi, bu saymış olduğunuz Metin, Ali, Feyyazları, o birçok ismi hani birbirine düşürmek gibi, kaos içerisinde öğütmek gibi bir sonuca da gidebilirsiniz. Orada yönetimin, gelecek yönetimin hani Beşiktaş'ın değerlerinden faydalanırken doğru bir sistematik ortaya koymasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Kayseri Spor Adana Demir Spor karşılaşmasında ikinci yarı başladı. Kayseri Spor'da ceza sahası içinde, Adana Demir Spor ceza sahası içinde iki oyuncu yerde kaldı. Tedavileri tamamlandı. Kadir Sağlam oyunu durdurmuştu. 1-0'la ikinci yarıya başlıyor konuk Adana Demir Spor takımı. Birincilikte de Çorum Altay maçı da berabere, orada da ikinci yarı başladı. Antalya Spor Rize, Samsun Spor Beşiktaş ve akşamın finali Fenerbahçe Vavakars Fatih Karagümrük maçı tamamlanacak hafta. Bugün tamamlanacak. Tabii yarın da var maçlar. Şu anda dakika 49 değerli seyirciler. Adana Demirspor kendi yarı alanından çıkıyor. Sağ kanada doğru bir top. Tamamen orta saha oyuncuları Kayseri Spor'da geriye doğru yanaştı top rakipteyken. Zaten devre arasında yayıncı kuruluşun verdiği istatistiklere baktığımızda çok denk, birbirine çok denk. İsabetli paslar denk, topa sahip olma denk, taç atışları, yani aklınıza gelen her şey denk bir şekilde gidiyor. Çok dengeli bir karşılaşma. İkinci yarıya da çok hızlı şu anda girdi Kayseri Spor. Boa Morte'nin sağ kanattan uzun gönderdiği top doğrudan dışarı çıktı. Peki maç özetleri var taze taze. Onları bir ekrana getirelim. Saat başı buradayız. Zaten Samsun Spor Beşiktaş maçı 11'leri de belli olur. O zaman daha derinlemesine konuşuruz. Değerli izleyicilerimiz, devam ediyoruz. Kayseri Spor 0, Adana Demir Spor 1 ve Çorum Spor 1, Altay 0. 63'te Ozan Sol'la golü buldu Çorum. Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Birazdan Samsun'un da belli olur. Mert, Rozier, Necip, Omar, Masuaku, Amir, Chamberlain, Jetson, Onur, Muleka, Cenk. Serdar'ı tebrik edelim, kardeşimizi, arkadaşımızı. Ne dedi ilk periyotta bizim muhtemelde? Abubakar ve Tayfur oynamayabilir dedi. Hiç evet. Bekletmeyelim sözü. Furkan'a da gidelim. Furkan bize 11'leri versin. Samsun'un da belli olduysa alalım. Sonra Serdar'la devam ederiz. Söz Furkan'da. Çıkmış, evet. Elde tutarsın. Onun sağ tarafında Valentin Rozier, sol tarafında Arthur Masuaku, stoperlerde Necip'le beraber Omar Koli, kaptan Necip'i göreceğiz. Önlerinde üçlü orta saha Amir Hacizahmetovic, Jason Fernandez ve Alex Oxlade-Chamberlain. Hücumda sağ tarafta Onur Bulut, sol tarafta Jackson Muleka ve en uçta bugün Beşiktaş'ın gol ayağı, gol umudu Cenk Tosun olacak. Sabah gazetesi Beşiktaş muhabiri o gün Şahinoğlu bizlerle beraber hem Beşiktaş'ın 11'ini hem maçı konuşacağız. Ben birazdan yine Yılpor Samsun Spor'un da 11'ini aktaracağım ama sözü ilk olarak Beşiktaş'a dair yorumlarını almak için o gün sana bırakayım. O adam mı başlasak diye düşündüm de bir an. Ondan da başladım. Tabii. Doğru. Yani 10 dakika önce tribünlerde oturan taraftarlar muhtemelen ne kadar güzel bir havada maça denk geldik diyordur. Çünkü 10 dakika önce ben tribündeyken havaya baktığınız zaman güllük gülistanlık, güneşli bir hava, açıktı. Ama Karadeniz'de olanlar bilir. Ben de Mustafa arkadaşımıza söylemiştim. Mustafa Korkus'a dedim. Yani birazdan dedim patlar bu hava dedim. Yağmur yağacak diye. Yani 10 dakikada iklim değişti Karadeniz'de. Yağmurlu bir maç bekliyoruz. Ve ayrıca oyunun da bence gidişatında etkili olabilecek, oyun açısından da etkili olacak bir lodos rüzgar var. Dolayısıyla bu biraz bence oyunu etkileyebilir estiği tarafa göre. Yani sen de biliyorsun, yani hava iki gündür aslında böyle. Beşiktaş özelinde konuşursam şayet, Beşiktaş bir çıkış yakalamak istiyoruz Rıza Hoca'yla birlikte elbette. Bu sezon en
en büyük sıkıntılarından bir tanesi istikrara yayamamıştı galibiyetlerini. Yani bir galibiyet, iki galibiyet, üçüncüsü gelmedi. Hep böyle iki ileri bir geri modundaydı Beşiktaş. Dolayısıyla o arada puan farkı da oluştu rakipleriyle birlikte ve istikrarsızlığın sonucunda birçok sorun çıktı takımda ortaya. Sezon başından bu yana yaşananları tekrar tekrar hatırlatmaya gerek yok. Yani sonuçta gelinen noktayı artık tüm Türkiye biliyor. Beşiktaş özelinde işte sportif direktör ayrıldı, teknik direktör ayrıldı, yardımcısı aynı şekilde devam etti. Birçok süreç yaşandı. Artık Beşiktaş'ın bu cendereden çıkması lazım. Cendereden çıkabilmesi adına da tabii bir tarafta seçim var. Camianın odaklandığı nokta o aslında. Yani takım, futbol takımı şu an öte yandan durumunda oldu. Yani çok konuşulmuyor sen de farkındaysan. Ama sonuç itibariyle bu yeni gelecek olan başkanı etkileyecek, Rıza Hoca herkesi etkileyecek bir durum. Beşiktaş'ta tepki verilecek artık kimse kalmadı. Yani işin son noktası futbolcular. İşler kötü gitse tarafta bu dakikadan sonra kime tepki verecek, öyle değil mi? Herkes gitti zaten. Ve dolayısıyla futbolcular da bence bunun farkına varanlar var. Farkına varmayanlar da var. Onu da söyleyeyim. Farkına varanlar var. Dolayısıyla bir gerçek manada o sürekli bahsedilen reaksiyonu vermeleri gerekiyor kendileri adına. Samsun Spor cephesinden bakarsak da sezona çok kötü başladılar. Ve onlar da bir çıkış arıyor. Dolayısıyla kendini alt sıralardan yukarıya atmaya çalışacak bir ekip var. Aldıkları oyuncularla birlikte kurdukları kadro yeni bir kadroydu. Takım oyunu yakalamakta geç kaldılar. Beşiktaş gibi bir rakibe karşı burada galip gelerek kendi sahalarında onlar da bu mücadelenin içerisine tekrar motivasyonunu sağlayarak dahil olmaya çalışacak o alt sıralardan çıkış için. İki takım adına da farklı anlamlar barındırıyor ama dediğim gibi Beşiktaş'ta özellikle takım öte yandan konumunda. Hakikaten sen de farkındasın Furkan bunun, yani çok fazla yer almıyor. Mesela 3 haber varsa bir tanesi takım, ikisi seçime der ya da gün içerisinde konuşma yap, telefonla konuştuğumuz kişilerle kaynaklarımızla konuştuğumuz şeyler artık takıma dair olmaktan çıktı, seçime dair olmaya başladı. Ama seçime birkaç maç daha var. Dolayısıyla bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılması lazım ki ara transfer döneminde yapılacak takviyelerle birlikte Beşiktaş'ın sonuç itibariyle hedefi bitmedi. Ligin kalanında çok maç var. Evet, Beşiktaş'ın bugünkü durumuna baktığımız zaman şampiyonluk çok uzak bir mesafede görünüyor. Çünkü rakipleri daha avantajlı konumda. Puan olarak da, oyun olarak da, kadro açısından da, o kadroların oturması açısından da. Ama sonuç itibariyle hedefler değişebilir. Farklı hedeflere yönelebilirsiniz. Rıza Hoca da bundan bahsediyor. Beşiktaş'ın yani burada o sezon başından beri yakalayamadığı istikrarı artık bir an önce yakalaması lazım. Ama tabii şunu atlamayalım. Çok ciddi bir sakatlık problemi var Beşiktaş'ın. Bu nasıl çözülecek şu an için bilemiyorum. Belki yeni gelecek başkan ve yönetimin alacağı aksiyonlarla birlikte bir şeyler değişebilir. Beşiktaş'ta sağlık ekibi başka bir şey ama yani sanki bir yerde bir değişiklik yapılması gerekiyor. Yani bu tesadüfi bir şey değil. 3 sezondur Beşiktaş'ta çift taneli sakatlıklar. Ya tesadüf gelmiyor bana artık. Yani bile bile lades durumu var ortada. Şimdi en ufak yüklemede hop takım gitti. Tamam. Ya burada bir problem var Furkan. Öyle değil mi? Ya şimdi düşün, Sergen Hoca zamanında başlayan bir problem vardı. 13-14 sakatlık, 15 sakatlığı gördük tek seferde. Yine aynı 10 sakatlık. Sürekli biri iyileşiyor, öteki sakatlanıyor. Biri iyileşiyor, ikisi gidiyor. Bu sorunu neden çözülemiyor? Bunu daha detaylı bir şekilde açıklamaları lazım. Böyle perde arkasında saklanarak hiçbir şey yapmasınlar. Açıkça da söylüyorum buradan. Bak, perde arkasında saklanıyorlar. Bu kulübe 4 tane 1 yıl içerisinde yardımcı kondisyoner getirdiniz. Söylemekten utanıyorsunuz. Söyleyemiyorsunuz bunu. İsmini dahi açıklayamıyorsunuz. Yardımcı kondisyoner getiriyorsanız bir kulübe 4 tane 1 yıl içerisinde bir sorun var demektir. Sağlık ekibinde de bir sorun var ki. Sağlık ekibinde de bir sorun var ki demek ki. Bize zamanında 2 maç sonra oynayabilir denilen oyuncunun ben ne kadar oynamadığını da çok iyi biliyorum. Burada kimseye suçlamıyorum. Ama bir problem varsa çözüme odaklanılması lazım. Ya 3 sezondur Beşiktaş çift taneli sakatlık problemiyle yaşar mı ya? Rıza Hoca geldi ilk ne dedi? Tesise girdim, futbolcudan sakatlık listesini aldım. Herkes aynı yerden aynı sakatlığı yaşamış dedi 5-6 oyuncu. Burada tesadüf bir durum yok. Burada bilinçsiz bir durum var. Beşiktaş'ın bir an önce bilimsel kodlardan faydalanarak, verilerden faydalanarak hareket etmesi lazım bazı yerde. Bir an önce de teknik ekip, gerçi Rıza Hoca kendi kondisyonlarını getirdi. Artık düzene gireceğini umut ediyoruz. Çünkü ben geçen yıl Belek kampında Miguel Pereira'nın yanında, Beşiktaş'ın birinci kondisyoneri biliyorsun, Pereira'nın yanında farklı bir kondisyoner gördüm.
sen de hatırlarsın. Yaz geldi, Almanya'da başka birini gördük. İstanbul'a dönüldü. Faslı bir kondisyoner geldi kulübe. Kimseye söylemediler. Adını da öğrenmiştim. Soyadını söylemekten imtina ettiler. Deneme yapıyorlarmış. Beşiktaş staj yapılacak yer değil bir kondisyoner için. Bunu da söyleyeyim. Üç. Şimdi dördüncüsünü de Burak Hoca getirmişti. Toni Modric. Yardımcı kondisyoner. Ya bir yıl ya. Dört tane yardımcı kondisyoner. Şaka mı yapıyorsunuz? Peki. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Beşiktaş'ın önünde zorlu bir süreç var. Aslında Rıza Hoca'nın geleceği çok fazla konuşuluyor. Daha doğrusu şu anlamda konuşuluyor. Bir kongre var. Yeni bir yönetim gelecek. Rıza Hoca'nın görev süresi ne kadar olur? Bununla alakalı çok da bir farklı görüşler de var. Senin şu konuda yorumunu merak ediyorum. Bugün Samsun Spor deplasmanı, önümüzdeki hafta Ankara Gücü deplasmanı ve sonrasında bir derbi, Fenerbahçe derbisi var. Beşiktaş'ın önünde zorlu bir süreç var. Rıza Hoca'nın geleceği açısından bu 3 maç belirleyici olabilir diyebilir miyiz? Ya 3 maçta Rıza Hoca'nın kredisi tükenmez. Bunu söyleyeyim. Bir 45-3 camiasında Rıza Hoca'nın yerinin, ait olduğu konumun herkes farkında. O farkındalığı başka isimler de yaşadı. Koltuğu Rıza Hoca'ya devredenler de yaşadı. O tribünlerden alınan tepkiler Burak Hoca'ya karşı aslında bir Rıza Çalınbay tepkisi vardı onun içerisinde. Sen de çok iyi biliyorsun. Çünkü bir maç önce tribünlere davet edilmişti. Burada bir sevgi var. Sevginin dışında bir de güven var Rıza Hoca'ya. Yani Rıza Hoca öylesine gelmedi buraya. Rıza Hoca'nın yaptığı işler belli. Ha, başarılı olur, başarısız olur. Bununla ilgili kesin buradan bugünden bir öngörüde bulunmak söz konusu değil. Ama Sivas Spor'u 3 sezon üst üste Avrupa'ya götürmek ve o bütçeleri ben çok iyi biliyorum. O maaş, futbolcuların aldığı maaşları çok iyi biliyorum. Çok büyük bir başarı. Hakikaten. Beşiktaş'ta şimdi yeni gelecek yönetim de kalkıp Rıza Hoca'yı 3 maç sonra görevden almayacak tabii ki. Ya da hocam yani sözleşmesi bitiyor. Hocam teşekkürler demeyecek. Bir süreç olacak ortada. Bir ara transfer dönemi gelecek. Kadro iyileştirilmeye çalışılacak ki bunun da bir maliyeti olacak. Rıza Hoca'nın ben hani bugünden başarılı olur, başarısız olur bir şey demem doğru değil ama en azından camiaya bir birliktelik, bir iyi niyet atmosferi yaratabilecek bir teknik adam. Yani çünkü Beşiktaş'ın içerisinde o kadar çok kötülük oldu ki yani camia bölündü, bin bir parça oldu. Belki Rıza Hoca tamamen bu bin bir parçayı kalkıp da bir araya getiremeyecek ama en azından bunun çabasını takım içerisinde Ümraniye'de harcayabilecek ve Ümraniye'deki futbolcu da Rıza Çalınbay'ın Beşiktaş'taki konumun ne olduğunu farkında olacak. Bu da çok önemli. Ama Beşiktaş'ın mevcut şu anki kadrosunun yol yürümesi çok kolay değil. Yani o bahsedilen şampiyonluk hedeflerine falan mevcut kadroyla yürümek çok imkansız yani. Çok teşekkür. Ben teşekkür ederim. Tabii kuvvetli rüzgar Lodos o gün de bahsetti bağlantının başında. Mücadele saat 16'da başlayacak. Biz yine maç sonrasında Samsun'dan tüm yansıyanları Aspor'da aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü tekrardan İstanbul'a merkeze bırakalım. Samsun Spor'un 11'ini de verelim. Kalede Okan Koçuk, Soner Gönül, Rick Van Drongelen, Ludomir Satka, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Yusuf Benacer, Emre Kılınç, Carlo Holse, Oliver Encan ve Marius Mondamalji 11 ile sahada yer alıyor. Değerli seyircilerimiz, ev sahibi Yılport Samsun Spor. Hemen kameraları Kadıköy'e, Engin Can'a çevirelim. Bize maç öncesindeki son gelişmeleri aktarsın. Karşılaşma saat 19'da başlayacak. Aykut İnce, mutlu pazarlar, iyi yayınlar dilerim tekrardan. Ülker Stadyumu'ndan Trendyol Süper Lig sezonu 13. haftasında saatler 19'u gösterdiğinde Fenerbahçe'nin konuğu Vavakars Fatih Karagümrük olacak. Fenerbahçe milli aradan önce zorlu Adana Demirspor karşılaşmasından 0-0'lık skorla ayrılmıştı ve bir puanın sahibi olmuştu. Üst üste 10 galibiyetin ardından İsmail Hoca 2 haftayı 3 puan kaybıyla puan almadan tamamlayan İsmail Hoca bugünkü Vavakars Fatih Karagümrük karşısında mutlak 3 puanla çıkacak ve liderliği tekrardan ele almak isteyecek. Konuk takım Fatih Karagümrük ise oynadığı 12 maçta 4 mağlubiyet, 3 galibiyet, 5 beraberlik alarak 13 puanla 14. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de geçtiğimiz haftada sakatlıklarından dolayı forma şansı bulamayan oyuncular vardı. Forma giyemeyecek oyuncular vardı. Onlar kimdi? Bekao bir ameliyat olmuştu. Serdar Aziz bir ameliyat olmuştu. Ameliyatlarından ötürü bugünkü maçta da forma şansı bulamayacaklar. Jiku ve Fred ise Jiku bireysel antrenmanlara başladığını söyleyebiliriz.
Jiku'nun bireysel antrenmanlara başladığını söyleyeyim. Fred ise dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber çalıştı. Lakin ikinci bölümünde, yani taktik antrenmanında çalışmadığını da ifade edelim. Peki Fenerbahçe bu sakatlıkların gölgesinde nasıl bir 11'le çıkacak? Muhtemel 11'e söyleyelim. Kalede Livakovic savunmanın sol tarafında Ferdi, sağ tarafında Mert oynayacak. Uzun bir aradan sonra savunmanın sağ tarafında Mert oynayacak. Ortalarında ise Samet Osterwolde ikilisi. Önlerinde ise Crespo ve İsmail. Bizler Zayis'i bekliyorduk ama Zayis de dünkü antrenmanın bir kısmında yer aldığı için Crespo'nun oynamasını bekliyoruz. Orta alanda 10 numara bölgesinde Şimanski, sol tarafta Tadic, sağ tarafta İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe'nin gol umudu ise Edin Dzeko olacak. Konuk takım Vavakars Fatih Karagümrük'te ise kalede Emre Savunma'nın sağ tarafında Biraşi, sol tarafında Levent, ortalarında Dresevic ve Keçeri'nin önlerinde Fögüli. Orta alanda ise sağ tarafta Nazım Sangare, sol tarafta Can, ortalarında Eserik ve Rohten. Forvet'te ise Güven Yalçın. Bugün sarı kart cezası olan Osay Samuel de Fenerbahçe'de forma şansı bulamayacak. Maçın hakemi ise Arda Kardeşler. İstanbul'da oldukça soğuk bir hava hakim. Maçın başlamasına 4 saatten az bir süre kaldı ama taraftarların da yavaş yavaş Ülker Stadyum çevresine geldiğini söyleyelim. Bizler gelişmeler oldukça kameraman arkadaşım Barış Ülseven'le beraber aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve sözü tekrardan size bırakalım Aykut İnce. Evet, Kayseri Spor 1, Adana Demir Spor 1 değerli seyirciler. Boa Morte'nin kaydettiği golle beraberliği bulduğu ev sahibi Kayseri Spor. Çorum Spor 3, Altay 0. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmalarda 82. dakikalardayız. 16'da Antalya Spor Rize ve Yılport Samsun Spor Beşiktaş karşılaşmaları var. Şimdi tabii burada o değişiklik üzerinden devam edelim. Son denenen 11 demiştin değil mi? Aboubakar'la niye başlamamış olabilir mesela? Cenk daha mı iyi, kendini iyi hissediyor? Hocam yarım olan bir Aboubakar bile ilk 11'de oynatılır. O başka ama daha tam hazır değilmiş. Demek ki tam hazır değilmiş. Hoca oyuncuyla da mutlaka konuşmuştur. Yani nasıl Galatasaray'da Icardi ben oynamak istiyorum derse oynatılır diyoruz ya. Aboubakar da Beşiktaş için öyle bir oyuncu. Dolayısıyla burada mutlaka ondan daha fazla nasıl bir performans elde edebilirim? Tercih ikincisi... Sen fikstürle bahsettin ilk bölümde. Fikstür de sıkıntılı bir fikstür. Sıkıntılı. Dolayısıyla iyi bir sağlam bir Aboubakar'ın olması lazım. Her bu maçta ilk 11'de oynatıp riske sokup da daha sonraki haftaları kaçırmak şu şartlarda çok da mantıklı olur. Bir davranış olmaz bence de. Ama Aboubakar varsa iyiyse değil mi? Hayır abi yani. Elbette. Demek ki adamda söylemeye sıkıntı bile var. Gerek yok. Afrika Kupası'nda ben ne yaparım diye düşünsün Beşiktaş'ın. Evet tabii. Yani o dönem geldiği zaman elde bir Muleka var, elde bir Cenk Tosun var. Hatta yani bir başka santraforu daha sistemin içine dahil etmeleri gerekir. Hayır abi, Samsun Spor, sen Karadeniz'de olduğun için o bölgeyi bilirsin. Yılport Samsun Spor takımı böyle bir kapalı bir kutu. Yani her an bir sürpriz yapabilecek, beklentilerin fazlasını da karşılayabilecek kalibrede bir takımmış gibi ama bir anda üst üste şok yenilgiler de alabilecek bir takım gibi. Yani şu anda... Kocaman bir soru işareti var Samsun Spor'un üstünde. Taraftarı mükemmel. Takıma sahip çıkıyorlar. Zaten gelenekleri olan bir takım. Burada Samsun Spor'un Beşiktaş şöyle, Fenerbahçe böyle, Galatasaray her maça 3 puanla çıkması gerekiyor. Çünkü puan cetveli böyle. Onu söylüyor. Yani rahat değil. Bir de İstanbul Spor da kazandı. Evet. Sence de öyle mi abi? Yani her an her şeyi yapacak bir takım kıvamında mı, konumunda mı? Şimdi öncelikle sürpriz şunu mi? Vurgulayalım. Samsun futbol şehri. Ve vaktiyle de işte Süper Lig'in o zamanki adı Birinci Lig'ti. O dönemlerde, yıllar öncesinde Samsun Spor Birinci Lig'de şampiyonluğa oynayan, zirveyi zorlayan, hatta işte 3 İstanbul büyüğünün diyelim gidip işte puansız döndüğü, hatta farklı yenildiği bir deplasmandı. Ama Samsun Spor'da kalıcı olamadı. Şimdi o zamanki Samsun Spor'dan bahsetmek çok da mümkün değil. Hani kadroya baktığımız zaman evet, kadroda işte ligin farklı takımlarında oynamış tecrübeli isimler de göreceğiz. Mesela Taylan'ı ilk 11'de göreceğiz. Trabzonspor'dan Okan Kocuk'u göreceğiz. Zeki Yavru'yu göreceğiz. Evet, var. Kadrosunda önemli isimler var Samsun Spor'un.
Ama hani güç dengeleri açısından hani Beşiktaş'ın üzerinde olduğunu veya da Beşiktaş'a yakın olduğunu söylemek yine de kolay gözükmüyor. Aslında son haftalarda bir çıkış trendi de oldu Samsun Spor'un. Yanılmıyorsam üst üste iki galibiyet aldılar ama bir de son oynadıkları maçı kaybettiler. Yani burada bir toparlanma, bir ümitlenme sürecine girdiğini söyleyebiliriz Samsun Spor'un. Bu karşılaşmada aslında referans niteliği taşıyan bir mücadele olacak. Bir defa ciddi bir seyirci desteğiyle oynayacaklar. Beşiktaş'ın sıkıntıları var. Yani bu sıkıntılarının sahaya nasıl yansıyacağı, ciddi motive bir Beşiktaş mı izleyeceğimiz, yoksa hani sıkıntılarını buram buram yaşayan bir Beşiktaş mı izleyeceğimiz de Samsun Spor'un alacağı sonuçta önemli. Burada Rıza Çalınbay faktörünün de bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum ev sahibi ekip açısından. Biz meseleye sadece iki takımın oyuncu grubu açısından da bakmayalım Aykut. Bir taraftan da işte iklim şartlarından o gün de bahsetti. İşte rüzgardan, lodostan bahsetti. Yani bugün ve yağan yağmurla birlikte ne kadar futbol oynayabilecekleri de önemli takımların. Yani zor hava koşullarında yağmur yağıyor, zemin ağır, zemin ıslak, rüzgar esiyor. Hani burada istediklerini yapması bir tarafın çok kolay olmayabiliyor. O zaman işte atletizm ve kondisyon güç faktörü de devreye girecek. Hani ben ev sahibi takımın elbette ki 3 puanla çıkacağını düşünürüm. Ama 3 puana yakın taraf olduğu kanaatinde taşıdığımı söyleyemem. Yani tribün desteği taraftar diye o coşkuyu arkasına alır. Tabii. Hani 3 puan ama rakipte Beşiktaş İster diyorsun. Ama alması çok kolay değil. Çok kolay bana değil. Bana öyle geliyor. Evet. Bir de Beşiktaş mesela şey o gün ne diyor mesela? 3 haber çıkıyor Beşiktaş'la ilgili. Efendim ikisi yönetim, biri futbol takımı. O da yani küçük bir haber. Yani artık şu anda taraftarların camianın diyelim çok da takımla ilgilendiği ama bu da doğru da değil yani bir taraftan. Sonuçta takım var ki kongreler yapılıyor. Yani şöyle söylerim Aykut İnce. Bence şu an futbolcuların istediği bir ortam var. Bundan bir ay öncesine kadar böyle bir ortamı özlüyorlardı. Neden? Ortamda ne var? Hangi maça çıksalar tribünde homurdanmalar. Neden? Kulüp siyasetinden dolayı. Ahmet Nurçebi adayı olacak mı olmayacak mı belirsizliğinde efendim her kötü sonuçtan sonra önce oyun kötü gittiğinde hep böyle bir yönetim istifa, tribün tepkileri falan. Bu tabii ki oyuncular da üzerinde o oluşturduğu negatif ortam nedeniyle de baskı oluşturuyor. Yani birçok oyuncunun bazı maçlarda çok da oynamaya gönüllü olduğunu zannetmiyordum. Ki öyleydi. Özellikle İstanbul'daki kendi seyircisi önündeki maçlarda Allah'ım yine mi tribünlerde negatif ortam diye düşünen futbolcular vardır mutlaka. Şimdi o yok. Artık bir yarış başladı. Yarıştan da keyif alıyorlar. İşte demin bahsettiğim konular üzerinde hani burada seçimi kim kazanırsa kazansın. Beşiktaş kazanacak görüşü hakim olduğu için camiye tamamen seçimi kenetlendi. Seçime odaklandı. Tabii ki takım milli araya da denk gelmesi nedeniyle takım gündemi biraz daha aşağılarda yer aldı. Şimdi burada Samsun Spor yenerse eğer işler değişebilir. Herkes daha çok takımı konuşmaya başlayabilir. Beşiktaş yenerse eğer seçimden öte artık herkes takıma odaklanır. Bak hele bir de rakiplerin ne yapacak ilerleyen haftaları. Bunlar çok önemli elbette. Rıza Hoca kendi üzerine düşeni. Fenerbahçe maçı var. Evet Rıza Hoca kendi üzerine düşeni neyse yapmaya çalışıyor. Herkes kendi üzerine düşeni neyse yapmaya çalışıyor. Futbolcular da dahil. Bu süreçten en az hasarla çıkmak çok önemli. Ama seçim süreci açıkçası ağır işledi. Ağır işledi derken? Belirsizlik. Yani mesela Serdar Adan'ın geç çıkma nedeni Ahmet Nurçebi'nin aday olup olmayacağı yönünde. Bundan dolayıydı. Çünkü Sayın Ahmet Nurçebi adayım derse Serdar Adan'ı girmeyecekti. Öyle İşte mi? O karar. Ya adayım de ya aday değilim de tartışması. Şimdi Serdar Adalı diyor ya niye şimdi çıktın da sonra önceden çıkmadın diye. Onu bekledi. Onun çünkü sözü var. Yani onun dönemi bitmeden ben aday olmayacağım diye. Aynı şekilde Erdal Torunoğulları da öyle düşünüyordu. O 2025 herkes 2025'i o yüzden planladı. Bir anda şey oldu. Tabii bu. Yani bu. Çünkü artık böyle bir süreçte her şey net olmalı. Ya siyah ya beyaz. Belirsizlik, gecikme,
Beşiktaş'ın son 4 senede yaşadığı en büyük sıkıntı bu. Mesela transferinden bir şeyine kadar, her şeyine kadar. Burak Yılmaz'ın da alınması, yani geç takımın başına denmesi alelacele alınmış bir karardı da. Burak da yanlış oldu. Yani Burak da, bak bir tane ya şöyle, o da tabii daha futbolculuktan yeni hocalığa geçen bir isim olarak bazı duyguların halen esiri altında. Ben bunu kötü anlamda söylemiyorum, normaldir. Aynen. Ona da zarar verdi. O yüzden diyorum, belki adam başka planı vardı Şenol Hoca Burak. Bak Şenol Hoca bırakmadan önce belki milli takıma gidecekti. Ama Şenol Hoca'yı bırakmayayım dedi belki. Bilemiyoruz. Bir sürü sıkıntılar oldu. Yani herkese zincirleme reaksiyon yarattı olumsuz anlamda. Sürekli bir kaotik ortam. Artık bunun olmaması lazım bak bir dahaki süreçte. Kim gelirse gelsin. Kim gelirse gelsin. Şunu söylüyor musun? Yani şu anda Beşiktaş diyelim ki Yılport deplasmanında mağlup oldu. Bir gerilim olur. Takım üzerinde bir gerilim olur mu diyorsun? Yense tamam, şunu göreceğiz. 3 puan aldı. Biz bak şunu kongreye göreceğiz. Bakalım. Şunu göreceğiz. Sosyal medyada göreceğiz. Zaten Rıza Hoca yanlış tercihti. Bunu diyecek olanlar çıkacak. Çünkü o kadar cahilliğe doğru gidiyor bu iş. Sosyal medyada. Orada ama... Adam bana küfür ediyor ya sosyal medyada. Sen Beckham hakkında niye böyle konuşuyorsun diye. Baktım 6 ay önce Ezgi'nin programında konuşmuşum. Yaşa bakıyorum 18. Ya Beckham hakkında niye konuşuyorsun? 18 sen? Yaşında. Sen Beckham'ın futbolcunu hatırlamıyor adam. Böyle cahiller var. Aykut. Ve bu sosyal medyaya göre Beşiktaş başkanlık seçimi yol haritasını çizen adamlar var. İnanılacak gibi değil ya. Eğer sen sosyal medyaya göre Beşiktaş yol haritası çiziyorsan, bunu başkan için söylemiyorum ha. İdareci, işte her anlamda söylüyorum bunu. Sen Beşiktaş'ta kopuk bir adamsın demektir. Beşiktaş'ı sosyal medya mı yönetiyor onu mu söylüyor? Olamaz öyle bir şey. Şu an öyle. Maalesef oraya doğru gitti. Bir sonraki başkanın işi zor. Bak gör sosyal medyada neler yapılacak. Hasan Arat da seçilse yapılacak. Serdar Adalı da seçilse yapılacak. Ben Beckham'la ilgili konuştum diyorsun. Hakaret diyorum. Ya böyle bir kitle var çünkü sosyal medyada. Avukata söyledim. Allah aşkına numarasını bul. Arayacağım çünkü. Beckham'ın anne tarafından kuzeni falan mısın diyeceğim ya. Ne olacak böyle peki? Ya işte öyle. Neler var ya. Ahmet Bey de çok müzdarip bu konudan. Nur Çebi. Evet. Ama bu düzelecek yani. İlerleyen yıllarda bu düzelecek tabii. Ben Türk televizyonculuk tarihinde özel kanalları açıldığında acayip şeyler gördüm. Yani Rütük yok o zamanlar. Daha özel kanal yeni açılmış TRT dışında. Çıplaklık anlamında enteresan şeyler gördük. İnanılacak gibi değil. Tepki gösterdiklerinde ne dedi biliyor musun oradaki çok bilmiş? Özgürlük falan dedi böyle. Ne oldu? Rütüğü kurdular değil mi? Şimdi sosyal medyanın rütüğü de gelecek. Efendim sansür diyecekler değil mi? Öyle bir şey yok. Sen kulüp başkanlarını bile yarışlarını etkiliyorsun. Trollerinde. Kim olursa olsun. Her kulüp çekiyor bunu. Bak her kulüp. Şu anda Beşiktaş'ın sahada aldığı sonuçlar çok da hani Hasan Bey'i veya Sayın Adalı'yı ilgilendiren mesele değil gibi ben Serdar'ın sözlerinden onu çıkarttım abi. Yani şu anda Hasan Bey olsun, Sayın Adalı tamamen ne yapacağız? Bir projeksiyon sunmamız lazım. Transfer yapacağız mı? Kim gidecek? Kim kalacak? Yani işte Beşiktaş Samsun'a mağlup olmuş. Değil. Ona bakmıyor şu anda. Değil mi? Sana bir şey söyleyeyim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Süleyman Seba mezarından çıksın. Adaylığını koysun. Ne yazarlar biliyor musun? Ne diye dirildin ki sen derler. Böyle bir sosyal medyanın olduğu ülkede bunu bile yazarlar. Bak, niye dirildin ki derler ya. Bunca yıldır neredeydin falan bile derler. Ütopik bir şey söyledik ama bunu da derler. Yani o derece vahim şey diyorsun. Bunun tek kurtuluşu bu kulüplerin satılması. Tek kurtuluşu. En güzel model. Bu kadar büyük kulüpler Premier Lig'deki gibi. Ne oldu? Abramovich Rusya-Ukrayna krizinden dolayı ne oldu? Aldı Chelsea'yi götürdü mü cebine koyup? Çantaya koyup götürdü mü bir yere? Götüremedi. Fark etmez yine bu sefer sahibi. Hiçbir şey olmaz. Adam şirketin sahibi. Tenkit edilecek. Ne derse desin şirketin sahibi. Bu... Başka çare yok. Sosyolojik bir konu. Bunu Aykut çünkü bak adam geldi başkan değil mi? Bir iki önceki yönetimdeki bir yönetici ona uyuz. Alırım troll. Sataşım buna.
her mağlubiyet. Acaba oluyor mudur? Bence oluyordur. Çünkü o kadar küskünlükler, dargınlıklar var ki. Şimdi Galatasaray'da iki maç kötü gitse sen gör bakalım Galatasaray'ı. Oranın da idare anlamında, kongre anlamında küskünlükleri, dargınlıkları var. Şimdi Fenerbahçe kötü gitsin, görsen. O yüzden tek çare bu kulüplerin iyi bir sermayeye satılması. Devlet düşmanı olmayan bir sermaye, öyle diyeceğiz. Hayır abi. Her genel başkanı yani, böyle sosyal medyada sen taciz edersen kulüp yönetecek başkan diyor. Bulamazsın. Kulüplerin satılması üzerinden mi devam edeceğiz yoksa? Bence oradan devam et abi. Yani o argümanına katılıyor musun? Hani satılma demeyelim tabii de yani. Şimdi bu, AŞ'leri satma işte. İhtiyaç var gibi. Ya olabilir yani buna karşı Dernlik çıkmamak başka, lazım. Başka. Bu hani bu model dünyada karşılaştığımız bir modelse ve başarılı uygulamaları da söz konusu olabiliyorsa ki bu denenebilir. Yani bizim kulüplerimizi şöyle düşünmemiz lazım. Hani sosyal medya bir gerçeklik. Yani orada kulüpler bir patronaj elinde de yönetilse o sosyal medyanın etkisi bu defa kulüp başkanı üzerinde olmasa dahi işte teknik direktörler üzerinde olacak. Teknik direktörleri değiştirmeye çalışacaklar. Evet. Başkana baskı evet. yapacaklar. O devam edecek. Evet. O gerçekliği değiştirme gibi bir şeyimiz yok, imkanımız, lüksümüz yok. Ama oradan şöyle bakabiliriz. Tabii ki yani burada çok tutucu yaklaşmazsak ki İngiltere'de hani futbolun beşiği aynı zamanda tutuculuğun da beşiğidir bu anlamda. Bunu yapabildi ve iyi örnekler de ortaya koyuyor. İşte Chelsea'nin vaktiyle Abramovich'te yaptıkları, şimdi Manchester City'nin durumu filan gibi bakabiliriz. Burada biz neyi arzu ederiz bu durumda? Kulüplerimiz dünya markası kulüplere dönüşürler mi? Çünkü kulüplerimizin arkasında çok ciddi bir kitle söz konusu. Ve bu kitlenin yurt dışına taşması da daha ciddi anlamda söz konusu olabilir. Hiç yok değil. Ama daha ciddi taraftar desteği sağlayacak. İçeriden dışarıdan sponsorluklar, bir zenginleşme, futbolun büyümesi gibi böyle fantastik hayaller kurdurulabilecek şeyler olursa tabii ki yani kulübü... Bir örnek vereyim mi Hayri abi? Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk'te o sistem olmasa, kulüp sahipliği sistemi evet. olmasa, o adam 20 sene o kulübün başında kalmasa, o hoca 20 sene o takımın başında kalmasa, Shakhtar Donetsk o rüyayı göremezdi. Doğru yani. Orada da 3 senede bir seçim aslında, olsun. Bak ne oluyor. Doğru diyorsun. Aslında mesela Gençler Birliği Kulübü de Sayın Rahmetli İlhan Cavcav evet. dönemin de aslında buna örnek. Evet. Yani kulübün başkanı ama Başakşehir, aynı zamanda sahibi. Şey ya, Başakşehir, Samsun tabii. Spor. Yılport Samsun, Yüksel tabii, tabii. Bey. Yüksel yani, Bey olmasa belki değişmişti başkan falan. Daha, gene altlarda olabilirdi. Tabii. Adana Demirspor. Tabii, tabii. Doğru. Tabii, yani tabii. Daha, ciddi, doğru, daha doğru. ciddi kurumsallaşmanın, orada ciddi bir profesyonel patronaj elinin olmasının genelde faydası var. Bodrum öyle geliyor. Göztepe göreceksiniz gelecek. Eyüp öyle galiba değil Kesa. Mi? Kesa. Şey öyle, Pendik öyle. Öyle olmasa da Sivas Spor'un politikası hep öyle. Evet. 4 sene aynı hocayla devam ettiler. 3 sene üst üste Avrupa'ya gittiler. İşte Mecnun yani, başka ama 20'yi geçti artık. Yani ben şahsen buna karşı değilim. Yani diğer türlü yani mevcut yöneten kulüplerimizin başkanları, yöneticileri belki profesyonel ama genel anlamda yönetimin çok da profesyonel olduğunu düşünmüyorum. Gidilebilecek bir model ama hani bu ısmarlama olacak bir şey değil. Evet. Yani burada ortada bir takım şeylerin olması lazım. Böylece blok oy dedikoduları da kalkar. Bindirilmiş kıtalar dedikoduları da kalkar. Yani şunu mu ifade ediyorsun? Sosyal medya çok etkili olduğu Ahmet Bey'in seçim Hocam, kararı almasında, bak, Şenol Hoca'nın ayrılmasında, Valerian İsmail'in gitmesinde, Ceyhun Bey'in ayrılmasında, Erdal Torunoğlu'nun gitmesinde. Aynen öyle. Efendime söyleyeyim. Aynen öyle. Onana'nın alınmasında aynen veya öyle. Alınmamasında bazı. Yani çok mu aktif Beşiktaş taraftarı? Şenol Güneş'in, Valerian İsmail'in gönderilmiş Şenol Güneş'in getirilmesinde. Bunların hepsinde sosyal medya önemli bir etken oldu. Bak şimdi salonu görüyorsun değil mi? İşte bizi gösteriyorlar ya bir de ortada bir görüntü var. Salon kalabalık falan. O kalabalığın içerisinde herkesin sosyal medya hesapları var. Adam oraya yazmış. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesi. Bilmem kaç numaralı kongre üyesi. Bu kongre üyesi mevcut yönetim başkanına veya yöneticisine hakaret ediyor. Normalde disiplin kuruluna sevk edilip atılması lazım. Adam Beşiktaş'ın siyasetini sosyal medyada belirliyor. Sosyal medyada Beşiktaş siyasetini belirlerken yanına da troll satın alıyor. Troll dedi bot hesaplar. Bot hesaplar dedim kimliği belirsiz robot hesaplar.
Yani adam diyor ya ben trollüm, bana troll dedi. Sana demiyorum kardeşim, senin orada fotoğrafın var, kimlik bilgilerin var. Sen troll değilsin ki. Troll demek bu demek. Önce trollün ne olduğunu bir anlamalar lazım. Bot hesaplar. Bot. Kimliksiz bir hesap. Yani, şimdi kimliksiz ama, kimliksiz ama kişinin yönettiği. Bir kişinin yönettiği veya bir grubun yönettiği. Bu arada Kayseri, Adana Demir bitti 1-1. Kayseri 3-6-0 o da bitti. Bak Kayseri kaç dönemde tahtası kapalı. Ama halen Süper Lig'de. Ve borcu morcu yok. İşte orada mesela şeyin de. Astronomik transferler yapmadı. Berna Hanım da çok uğraştı. Bak bir sürü bak. Ali Başkan uğraşıyor. Aynen abi. Demek ki oluyormuş. Yapan yapıyor. Yani Sivas'ta buna oluyormuş. Örnek. Bak mesela Sivas'ı da böyle sayabiliriz. Yani işte Mecnun Otyakmaz'ın. Tabii. Yani o da kulübün sahibi gibi başkan olarak göreve gelmedikten sonra sürekli Süper Lig'de. Evet yani bir patronaj yönetiminde ya da böyle kulübün sahibi gibi başkan yönetiminde olan kulüplerimizin ciddi bir başarı ivmesi yakaladıkları, en azından istikrarlı bir şekilde lige tutundukları bir şey örneğiyle karşılaştık da Başakşehir şampiyon oldu. Sivas Spor'da biri çıkıp ya Mecnun Başkan yeter artık ya, her sene 7. 8.yiz artık bu takım şampiyonu oynayacak deyip onu devirip gelsin, Ordu Spor gibi olur. Şampiyonluğa da oynadı. Ordu yok. Oynadı aynı. Maalesef. Yani. Taraftarlar eleştiriyor. Şimdi burada ayakları yere burada sağlam daha basıyor. Daha farklı, daha acımasız. Da. Yani çünkü sınır belli. Şimdi bak Galatasaray-Alanya maçı dün değil mi? Hı hı. Nerede o Alanya ya? Bizim bildiğimiz Alanya. Sen büyük takımların İstanbul dışındaki takımlarla ya da büyükler dışındaki takımlarla oynadığı maçları görüyorsun değil mi? Arada nasıl kalitesizlik bir kalite farkı var? Ya inanılmaz açıldı makas. Ama Alanya da bu sene kötü. Ama öyle. Hepsi inanılmaz açıldı. İnanılmaz. Adamların, herkesin limiti arkadan dolanmasına izin veriyorsun. Böyle adalet mi olur? Yani, lig olmaz bu o zaman. Düşünsene bugün Samsun Spor'un Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaş'la ilgili işte ne olur ne biterden ziyade, saha içini konuşmaktan ziyade perde arkasındayız. Yani daha sahne önüne gelemedik. Arkaya ne oluyor? Bir onu henüz oturtamadık. Şimdi, ya herkes projelerini anlatıyor ya Aykut. Hı. Şimdi 1,5 sene sonra seçim var. Hakikaten takım sıkıntılı. Bir transfer dönemi var. Yer açacaksın. Şudur budur. Şu an pembe tablo var. Gökhan Hocalar falan. Tamam. Kaliteli bir yarış. Ama hayatın gerçekleri de var. İşte gerçekleriyle yüzleşecek başkanlar 3 Aralık'tan sonra. Şimdi şöyle de bir durum zor var. Zor işleri. Doğru. Çok zor. Bir defa mevcut yönetim yarışın içerisinde olmadığı için saha sonuçları o açıdan da çok önemli olmuyor. Mevcut yönetim de aday olsa Sayın Ahmet Nur Çebi, o zaman alınacak sonuçlar daha önemli hale gelir diye düşünüyorum. Yani burada sonuçlar nihayetinde yarışı etkilemeyecek. Bence hangi başkan gelirse gelsin Rıza Hoca ile devam edecek. Onu da öngörüyorum. Hani Rıza Hoca'nın hani ilerleyen süreçte çok ciddi bir başarısız performansı söz konusu olmazsa hocaya dokunmazlar diye düşünüyorum. Yani üstüne koymaya müsait bir yapı bence Beşiktaş ne olursa olsun. Yani Beşiktaş'ın kadrosu depreme, zelzeleye uğramış bir kadro da değil. Beşiktaş'ın kadrosunda evet gereksiz oyuncular var. Performans alınamayan isimler. Peki değil ama neden Ahmet Bey yıpratıldı? Ahmet Bey'e bu gerçeği anlatamadılar. Neden çünkü. Sayın Ahmet Bey'e yani, bak şunu söylemediler. Ahmet Bey 3 mağlubiyetle Sergen Yalçın'ı bile kapı önüne koyan bir sistem sana bana ne yapar kim bilir demesi lazım birilerine Ahmet Bey'e. Dedi ki biz dedi diğer şeylerde başarılıyız. Bakmazlar ki. Buranın lokomotif olduğunu anlatmaları lazımdı. Ahmet Bey onu yansıtamadılar. Ya çelişiyoruz. Bunun ben farkında olmadığını zannetmiyorum. Yani her zaman işler istenildiği gibi gitmiyor. Yani Beşiktaş'ta isteksiz oyuncular vardı. Gitmek isteyen oyuncular vardı. Şu soruların cevabını alabiliyor muyuz? Beşiktaş'ta ödemeler tıkır tıkır yapılıyor muydu? Yapılıyordu. Yapılıyordu. Ödemeler yapılıyordu. Personel de alıyor. Her şey yolundaydı. Yönetimle hoca arasındaki ilişkiler yolunda mıydı? Hoca ile futbolcu grubu arasındaki ilişkiler yolunda mıydı? Bunlar, bütün bu soruların cevabı evetse yazık oldu dememiz lazım. Abi öyle diyorsun da. O zaman çok kolay yani Sayısı, Redmond'u elde tutsaydınız bir iki de doğru transferle Beşiktaş bu sezon daha iyi durumda olurdu. Aboubakar avans çekmiş, paraya ihtiyacı varmış. Onu bile vermiş. Yönetim parasal olarak bir şey yaşatmadı kulübe. Madem iyi bir takım kurdu, iyi bir kadrosu var demedin mi sen az evvel?
Dedin değil yani mi? Yani iyi oyuncuları var. Yani kadroyu bütün olarak ele aldığımız zaman, şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'ye referans alırsak, iyi onu bir sorma. Kadrosu var deme ama, konusunda zorlanırız. Ama iyi bir kadrosu var dedi. Var. Peki o zaman Ahmet Bey niye gitti? Sayın Nur Çebi niye gitti mesela? Ben şu onu merak ediyorum. Niye aniden bir kongre kararı? Saha içi. Saha. Sonuç. Yani sonuçla birlikte oyun da aynı zamanda. Yani ikisi birbirini zaten hani destekleyen unsurlar da. İşte oyununuz yok. Sonuç da yok. Devam edemezsiniz. Mesela Burak Yılmaz benim açımdan bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü hani kazanan bir karakter olarak tarif etmeye çalışmıştım Burak Yılmaz'ı. Şenol Hoca'dan sonra devam etmesinin de aslında hocayla birlikte bence biraz hani görüş fikir alışverişiyle alınmış bir karar olduğunu düşünüyordum. Öyle olmadığını da anlıyorum. Tutmadı. Yani Burak Yılmaz da daha iyi performans gösterebilirdi. Yapamadı bunu. Şimdi mesela dediler ki Talişka'yı alsaydın keşke başkan. Talişka'yı alsaydı da. Ne olacaktı? Yani çok para ödeyecekti. Milyon eurolar yani. Talişka ya her maçta 35 metreden gol mü atacaktı? Beşiktaş'ın sınırı bu mu? Büyüklüğü bu mu Beşiktaş'ın? Yani Talişka mı? Ben 30 senedir bir oyuncunun peşinden bu kadar koşulunu görmedim. Yani nedir, ya, ne ben şuna inanıyorum. Beşiktaş Talişka ile yatıyorlar, Talişka ile kalkıyor. Bir camiye böyle bir oyuncu ile yatıp kalkar mı ya? Onu bir kenara koyalım. Diyelim ki alındı Talişka. Taraftar ister. Bence bir fiyasko performans olarak geride kalır. Yani ilk dönemi beklemesin kimse. Allah Talişka'nın bundan sonraki yolunda başarılar. Öyle yol açık olsun. Vallahi. 7 milyon, 8 milyon euro alan bir adamı sırf yani tamam sponsorla alabiliyorsan al. Ona ben bir şey demiyorum ama artık Talişka şeyinden çıkması şimdi, lazım işte. İyi. Serdar Adalı güzel söyledi. Yeni Talişka bulabiliyorsak o bulmamız lazım. İyi kadro var. Ligin de en tecrübeli hocası var takımın başında. Ona rağmen ne oldu da bir anda takım böyle darmadağın oldu? İşte sakatlar çıktı. İşte Ahmet Bey kongre dedi. Bir akşam apar topar Şenol Hoca kulübe davet edildi. Şenol Hoca tamam ben ayrılıyorum enerjim bitti dedi. Yani Şenol Hoca'ya bunu dedirten sebepleri bilmek ve analiz etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani Şenol Hoca gelip bu takımı toparlayan ve geçtiğimiz sezon ikinci yarı itibariyle liderliğe taşıyan topladığı puan açısından teknik adamdı ve eldeki kadro da ortadaydı. Aynı kadroda birkaç rütüş yapılmalıydı bence. Kaybedilmemesi gereken en önemli oyunculardan bir iki tanesi gitti. Ama sebep sadece bu olmamalı diye düşünüyorum. Yani burada belki yeterince yansımayan bir problem olmalı. Yani niçin aynı hoca, aşağı yukarı aynı oyuncu grubu bu kadar geriye gitti, oyun olarak geriye gitti, performans olarak geriye gitti. Yani burada eksik olan bir şeyler var. Yani bilmiyorum Serdar'ın bildikleri var mı? Ben tam yerli yerine oturtamıyorum onu. Hocayla yönetim arasındaki ilişkiyi sorgulamak mı gerekiyor? Yoksa hocayla futbolcu grubu arasındaki ilişkide, iletişimde bir takım problemler mi ortaya çıktı? Yani paralar tıkır tıkır ödendiği bir süreçte bunların yaşanması. Hocam Ceyhun Kazancı istifa etti. Ne zaman istifa etti? Transfer çalışmanın tam ortasında istifa etti. Bu bir kere zaten ayrı bir sıkıntı. Hani istifa etmek zorunda kaldı diyelim. Şimdi ben transfer döneminde benim transferime bakan isimlerden birinin, önemli isimlerden birinin istifa etmesi benim kulübüm için sıkıntı. Sen say istiyorsun. Ceyhun Kazancı durmadı ya. Ya niye durmuyor işte? Ama işte onu söylüyorum yani. Burada işte futbol branşı sadece teknik direktörle yönetilmez. Artık o dönemler bitti. Kusura bakmasın kimse. Eskiden de yoktu. Sonradan çıktı o. Bak Süleyman Seba dönemi de öyle miydi? Gordon tek mi yönetiyordu? Stankovic tek başına mı yönetiyordu? Bütün, Dağım tek başına mı yönetti? Beşiktaş değil, bütün kulüplerde aşağı yukarı benzer yönetim modeli vardı. İşte genel kaptan diyorsun ya da futbol şubesi sorumluları vardı. Ve bunlar, bu isimler de popüler isimlerdi. İşte Adnan Polat bir dönemin popüler ismidir. Ergun Gürsoy popüler ismidir. Yani tabii ki o dönem gibi olmayabilir ama sosyal tek adamlık yoktur futbolda. Diyor ki Serdar Ezcümle, Beşiktaş'ın sorunu sosyal psikolojik sorun diyor abi. Yani
sosyal psikologların konuyu ele alması lazım diyor. Yani Serdar, benim anladım. Bir araştırılması lazım. Yani ne oldu? Sergen Hoca ile muazzamdı şampiyonluklar ki o kadroyla, dedi ya Sergen Hoca, biz bu kadroyla şampiyon yaptık ya. Demedi mi Atiba'yı Kasımpaşa maçında santrafor oynattı. Şampiyonlar Ligi. Gökhan Töre'yi oynattı. Evet. Ne oldu da doğru bir anda? Doğru yaptı. Sonra Şampiyonlar Ligi için de biraz kadro kuruldu. Orada kurdu. Bir tasarrufta bulunuldu. Önemli oyuncular. Piyan işler oyuncular geldi. Tutmadı maalesef. Ve ikincisi, Şampiyonlar Ligi'nde takım çok fazla yoruldu. Yani Dortmund'un temposuna, Ajax'ın temposuna göre oynamaya çalıştı. O zaman çalıştırdı daha doğrusu Sergen Hoca. Olmayınca bırakmak durumunda kaldı. Yani aslında bu Beşiktaş'ta gördüklerimiz, yaşadıklarımız ve karşılaştığımız durum bize yabancı olan bir şey değil. Yani bu Türk futbolunda defalarca benzerlerine şahit olduğumuz hadiseler. Yani geçmişte genel kaptanlar vardı, daha farklı yönetimler vardı. O zaman da her şey yolunda gitmiyordu. Süleyman Seba için de tribünlerden ne kadar utanç verici tezahüratlar yapıldığını hepimiz hatırlarız. Yani doğru. Bu bizim daha temel, daha derinlikli problemimiz. Yani bugüne ait bir şey değil. Bazen işte bir teknik direktör geliyor, yönetimle uyumlu çalışıyor, futbolcu grubu iyi niyetli yaklaşıyor, hocalarını seviyorlar, hocaları onları seviyor, tribünler sahip çıkıyor ve işler yoluna girebiliyor. Ama aslında bizim konuşmamız ve tartışmamız gereken şu, işte Şenol Güneş'in de, Sergen Yalçın'ın da, Fatih Terim'in de ve birçok değerli teknik adamımızın da genelde sergilediği bir performans var. O performans da şu, yani iyi bir sezon, iyi bir sezon, belki iki sezon ya da bir buçuk sezon sonrasında bir geriye gidiş. Bunun istisnaları olmakla birlikte, yani başarıyı istikrarlı hale getirememek gibi. Bu hem idari anlamda, evet, böyle, hem sportif anlamda böyle. Bunun üzerinde, peki, durmamız lazım. Kapatıyoruz maç gününü değerli seyircilerimiz. Skorboard hemen ekrana gelecek. Serdar'a ve Ayrı Beşer'e çok çok teşekkürler. Hoşçakalın.